Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Kıymetli dostlar, hepinize sevgiler, selamlar. Cenab-ı Allah'tan sizler için, bizler için sağlık, sıhhat, afiyet, hidayet, istikamet, yolunda hizmet ve hüsnü akıbet niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak umduklarımıza nail eylesin, korktuklarımızdan emin eylesin. Kıymetli dostlar, günlük hayatımızı, 24 saatimizi elimizden geldiğince dualarla doldurmaya çalışıyoruz. Böylece hem lüzumsuz şeylerden, malayani şeylerden kurtulmuş oluyoruz muvaffak olabildiğimiz takdirde. Hem Cenab-ı Hakk'ın inayetini, sıyanetini, korumasını, hıfzını yanımıza almış oluyoruz. Hem esbabın ötesinde, esbaba karşı bazen işte bir kısım zorlukları ortaya çıkaran esbaba karşı Hazreti Müsebbibül Esbab'ın inayetini, yardımını yanımıza almış oluyoruz. Bunun gibi pek çok kârlar Allah'ın izni inayetiyle kazançlar elde etmiş oluyoruz. Mesela Cenab-ı Hakk'a çokça dua eden insanlar olmuş oluyoruz inşallah. Cenab-ı Hakk'ı çokça zikreden insanlar olmuş oluyoruz. Bu cümleden olarak yemek vakitleri bizim için dua açısından çok önemli fırsatlar teşkil ediyor. Yemeğin başında, ortasında, sonunda okuyabileceğimiz dualar var. İşte günde iki öğün yemek yediğimizi düşünecek olursak, belki bazen bazılarımız için üç öğün de olabilir. İşte on öğünlerin önünde, ortasında, sonunda Cenab-ı Hakk'a dualarla teveccüh ettiğimizde, işte o gün yine Allah'ın izni inayetiyle, lütfü keremiyle bir hayli dua etmiş oluyoruz. Tabii ne kadar dua edersek etmiş olalım, neticede mümine yaraşır bir tevazu içinde sana hakkıyla dua edemedik, ey kendisine dua eden ve dualara icabet eden zat deriz. O meselenin bir diğer buğdu. Fakat tekrar edecek olursak, yemek, öğün vakitleri bizim için aynı zamanda dua vakitleri oluyor. Kıymetli dostlar, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yemekten evvel Bismillah dememizi, besmele ile yemeğe başlayıp yemekten evvel Bismillah dememizi ve besmele ile yemeğe başlayıp Bismillahirrahmanirrahim ile ilk lokmayı ağzımıza almamızı bize tavsiye buyuruyor. Bu Kütüb-ü Sitte'de sahih hadis kitaplarının hemen hepsinde yer alan bir husus. Mesela buyuruyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, besmele çek, sağ elinle ye ve önünden ye buyuruyor. Bukhari-i Şerif'te, Müslim-i Şerif'te, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçen bir rivayet. Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Bu da Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçiyor. Yani Bismillah ile başlıyoruz. Bismillah'ı unutmamaya çalışıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta böyle belki hafif mırıldanarak, birazcık sesli olarak da söylemek belki daha güzel olabilir. Bununla alakalı bir rivayet var mı hatırımda değil. Bu da başkalarına hatırlatıcı mahiyette olur. Yemekten evvel Bismillah'ın ötesinde Efendimiz'den bize ulaşan ve bazı kaynaklarda yer alan bir rivayete göre bir okuyabileceğimiz bir dua var. O da şu: Allahümme barik lena fîmâ razaktena ve qina azâbennâr. Bismillah. Allah'ım, bize ihsan ettiğin bu nimetlere bereket ihsan eyle. Kıymetli dostlar, bereket bizim ilerleyen bölümlerde üzerinde durmaya çalışacağımız önemli konulardan bir tanesi inşallah. Allah'ım, bize ihsan ettiğin bu rızıklara bereket ihsan eyle, bizi cehennem azabından koru dedikten sonra Bismillah. Efendimiz'den gelen rivayetler arasında bu da var. Böylece yemeğe başlarken Cenab-ı Hakk'ın ismini anmış oluyoruz. Cenab-ı Hak'tan bereket niyaz etmiş oluyoruz.
Peki işte insan, hani hep söylüyoruz yani, nisyandan geliyor. Unutabilen bir varlık, unutkan bir varlık. Cenab-ı Hak o unutmayı, unutmanın gaflet noktasına ulaşmasından bizi muhafaza buyursun. Yani gaflet bir manada böyle hep unutma, sürekli bir unutkanlık gibi yani. Öyle de yorumlayabiliriz zannediyorum. Şimdi insanoğlu unutabilir yemeğin başında. Cenab-ı Hak rahmeti, hikmeti gereği tabii bizim hayatımızı, kullarının hayatını kolaylıklarla dolduruyor. Din inne dine yusrun, din kolaylık dini. Efendimiz de siz de Allah ahlakıyla ahlaklanın ve yessiru ve la tuassiru. Yani kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyuruyor ya hadis-i şerifte. Şimdi yemeğin başında Bismillah demek unutulduğu zaman ne olur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ne diyelim, bir manada imdadımıza yetişiyor. Hatırladığınız zaman ne deyin? İki şey söyleyebiliriz. İkisi de aynı manada. Az bir telaffuz farklılığı var, lafız farklılığı var. Telaffuz değil de lafız demek daha doğru. Hazreti Ayşe validemizden gelen rivayete göre Bismillahi evvelehu ve ahirahu deyin. Ve bir başka sahabi efendimizden, Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre ise Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi deyin buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Özetleyecek olursak, başta Bismillah demeyi unutmuşsak, hatırladığımız anda Bismillahi evvelehu ve ahirahu veya Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi deriz ki bunların ikisi de aynı manadadır. Başında da sonunda da Bismillah demektir veya başından sonuna kadar Bismillah demek olarak da ne yapabiliriz? Bunu anlayabiliriz. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetinde sizden biriniz bir şey yiyeceğiniz ya da içeceğiniz vakit, içme meselesi yani içecek bir şeyler alma meselesi de yemek kategorisi içerisinde değerlendiriliyor. Hadis şerhlerine baktığımız zaman bunu çok açık net olarak görürüz. O vakit mutlaka Allah'ın ismini anarak başlasın. Eğer yemeğin başında söylemeyi unutursa hatırladığı zaman Bismillahi evvelehu ve ahirahu, başında ve sonunda Bismillah desin. Hazreti Ayşe validemizin rivayetinde, kıymetli dostlar, bu var. Abdullah İbni Mesud Hazretlerinin rivayetinde bazı ilaveler var. Müsaadenizle onu okuyayım. Men nesi en yezkurallaha fi evveli taamihi felyekul hine yezkuru bismillahi fi evvelihi ve ahirihi. Sizden biriniz yemeğin başında Bismillah demeyi unuttuğu zaman hatırladığında hemen Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi desin. Ve innehu yestakbilu taamen cediden. O yemeğe sanki yeniden başlamış gibi olur. Yani yemeğine hiç dokunulmamış, o en başta hazır olan, önüne konulan veya önüne koyduğu yemeğe yeniden başlamış gibi olur buyuruluyor hadis-i şerifte. Ve yemne'ul habite ma kana yusibu minhu, ve işte besmele çekerek şeytanı oradan, o habite olan şeytanı oradan uzaklaştırmış olur buyuruluyor. Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiğine göre bir defasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramından 6 kişilik bir grupla yemek yiyorlar. Cenab-ı Hak ahiret diyarında Efendimizin sofrasında bulunmayı bizlere de müyesser eylesin. Amin. Tabi bu açıdan ne yapıyoruz? Sahabi efendilerimize gıpta ediyoruz. Kıymetli dostlar, o esnada dışarıdan böyle yeni Müslüman olmuş birisi geliyor. Hani biz bedevi diye hep kaynaklarda öyle geçiyor ama bedevi, hani bizim Türkçe'de çokça kullandığımız manada burada tahkir ifade eden bir kelime değil. Yani taşradan gelmiş, İslam'ı yavaş yavaş içine sindiriyor, kendisine sindiriyor. Yani yeni yeni medenileşiyor manasına bedevi. Yoksa tahkir ifade etmiyor, haşa. Öyle birisi geliyor ve Cenab-ı Hakk'ın ismini anmadan, Bismillah demeden böyle biraz da hızlıca hareket ederek yemeği tüketiyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki eğer besmele çekseydi yemek hepimize yeterdi buyuruyor.
Yani işte burada bereketin ne olduğunu zannediyorum buradan anlayabiliriz. Bu rivayet Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de, yani sahih hadis kitaplarında geçen bir rivayet. Buradan anlıyoruz ki Bismillah demek veya Bismillahirrahmanirrahim demek ortaya konulan yemeği veya içeceği bereketlendiriyor. Allah'ın yüce ismiyle azlar çok oluyor ve yetmez gibi görünenler yeter hale geliyor. Hatta asr-ı saadette çok karşılaştığımız üzere yetmenin de ötesinde artar hale geliyor. Çünkü o yemeğe şeytan da bulaşamıyor, avenesi de ulaşamıyor. Fakat besmele çekilmezse şeytan o yemeği kendine ait sayıyor belki avenesiyle beraber ve besmele çekilene kadar kendisi o yemekten yediği gibi avenelerini de ne yapıyor? O sofraya ortak ediyor. Kıymetli dostlar, tabii bir basar var, bir de basiret, firaset var. Bu başımızdaki gözlerle görülecek şeyler değil bunlar. Ancak basiretle, firasetle, iç sezilerle, iç latifelerle sezilip görülebilecek şeyler. Ama işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itimadımızın gereği bile olsa sadece biz buna ne yapıyoruz? İnanıyoruz. Şimdi bu tabii bereketi yakalamanın veya şeytanı oradan uzaklaştırmanın o gayenin ötesinde bizim için önemli bir husus. Rabbimizin ismini zikretmek ve Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine bu konuda da ne yapmak, riayet etmek. Bu konuda da Efendimizin sünnetine ittiba etmek. Tabii yani mesela sadece yemek konusunda değil, besmele çekilmeyen evlerde şeytanların cirit atacağına dair, şeytanların rahat dolaşma imkanı bulacağına dair bazı rivayetleri de, bazı hadis-i şerifleri de ne yapabiliriz? Burada hatırlayabiliriz. Bir de hani günümüz insanı hakikaten bu azlıktan, yetmezlikten, bereketsizlikten çok şikayet ediyor veya şikayet etmese bile bunu yaşıyor. Bu konuda bir sıkıntısı var, bir derdi var, bir çırpınışı var. İşte belki günümüz insanının bu tür dertlerine ilaç olabilecek en önemli vesilelerden bir tanesi de Bismillah diyerek, Bismillahirrahmanirrahim diyerek evine girerken, evinden çıkarken çokça Bismillah demek, Cenab-ı Hakk'ın ismini çokça anmak. Tabii Cenab-ı Hakk'ın ismini anmak yemeğin başında ne yapar aynı zamanda? Bizim hatırımıza bütün bu nimetlerin, yani soframızdaki yiyeceklerin, içeceklerin aslında Cenab-ı Hakk'ın ihsanları olduğu hissini bize hatırlatır. O mülahazayı zihnimize getirir. Yani önümüzdeki nimetten bir yol bularak Hazreti Mün'ime, Mün'imi hakiki olan Hazreti Allah'a, bütün o tablacıların, esbabın ötesinde o nimetleri bize gönderen Mün'imi hakiki olan Cenab-ı Allah'ın lütufları olduğu mülahazasını hatırlatır. Ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nde işaret buyurdukları gibi çok yerinde olarak aynı zamanda o yemek yeme süresini bir tefekkür ibadetine dönüştürür. İçimizi, kalbimizi Cenab-ı Hakk'a karşı şükür ve şükran hisleriyle doldurur ki aslında sonunda elhamdülillah demenin de bir kıymeti var ama belki onun da ötesinde asıl şükür böyle o her bir lokmayı ağzımıza aldıkça veya her bir yudumu ağzımıza aldıkça Cenab-ı Hakk'a karşı şükür ve şükran hisleriyle ne yapmaktır? Dolup dolup taşmaktır. İşte bu besmele bize bu mülahazaları hatırlatır ve dolayısıyla hani başta zikir, Bismillah, ortada fikir, bu nimetlerin Cenab-ı Hakk'ın ihsanları olduğunu hatırlama ve tabii hatırladıkça insan Cenab-ı Hakk'a karşı da ne yapar? Şükür hisleriyle dolar, hamd hisleriyle dolar ve yemeğinin sonunda Cenab-ı Hakk'a karşı farklı dualarla, ben müsaade ederseniz o dualardan bazılarını okuyacağım şimdi. Farklı dualarla Cenab-ı Hakk'a dua eder. Kıymetli dostlar, Bismillah demek o yediğimiz içtiğimiz şeylerdeki bazı zararlı maddelerden veya onların yan tesirlerinden
bizlerin korunmasına da vesile olur, korunmamıza da vesile olur. Yani bunu da burada ifade edelim ve buna da lütfen inanalım, yürekten inanalım. Bu da günümüz insanının çok evvelki dönemlere göre çok fazla karşılaştığı bir problem. Gıdalardaki yan tesirler, işte vücuda zararlı bir kısım katkı maddeleri türünden şeyler. İşte Bismillah diyen insan Cenab-ı Hak'tan bir taraftan bereket talep ederken, diğer taraftan da o gıda ile alakalı o Hazreti Hafizu Hafize, o koruyanı, en güzel koruyan zata Allah'ın lütfu keremiyle sığınmış olur. Evet, özetleyecek olursak başta Bismillah demeliyiz. Şayet bunu unutursak hatırladığımız anda hemen Bismillahi evvelehu ve ahirehu demeliyiz. Bu aynı zaman bu bizim için bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine ittiba ameliyesidir. Bir Cenab-ı Hakk'a zikirdir, Cenab-ı Hakk'a duadır, Cenab-ı Hakk'ın inayetini taleptir. Yediğimiz gıdaların bereketlenmesine vesiledir ve onlarda bulunması muhtemel bir kısım zararlı katkı türünden şeylerden, maddeler türünden şeylerden korunmak için veya Cenab-ı Hakk'ın bizi koruması için Cenab-ı Hakk'a ne yapmaktır? Müracaat etmektir. Şimdi başında Bismillah dedik veya hatırladığımızda yemeğin ortasında veya hatırlar hatırlamaz Bismillahi evvelehu ve ahirehu dedik. Peki yemeğimizi bitirdik, yiyeceğimizi yedik, içtiğimizi içtik. Ne yapacağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarından istifade ederek yine Cenab-ı Hakk'a onlardan dolayı hamdü senada bulunacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yemek sonrası yaptığı pek çok dualar var. Dolayısıyla bu konuda bize ulaşan pek çok rivayetler var. Onlardan bazıları, bu zannediyorum hemen hepimizin elinin altında bir başucu kitap olarak duruyordur. Biz de programlarımızda zaman zaman müracaat ediyoruz. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hazırlamış olduğu Mealli Dua Mecmuası. Efendimizin değişik ahvalde yapmış olduğu bütün duaları burada görmek mümkün. Nitekim buradaki başlığımız da yeme ve içmeyi bitirince okunacak dualar. Burada 8 tane kısa kısa dua var. Dilerseniz ben birkaç tanesini okumakla iktifa edeyim. Diğerlerini arzu edenler kitabın 114 ve 115. sayfalarında görebilirler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî et'ame ve seka ve sevvagahu ve ceale lehu mahraca. Doyuran, içiren, boğazdan kolayca geçiren ve ona çıkış yolları yaratan Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Elhamdülillahillezî et'ameni hâzâ ve razakanîhi min gayri havlin minni ve lâ kuvvetin. Benden bir güç ve kuvvet olmaksızın bu yemeği bana yediren ve onu bana rızık olarak ihsan eden Allah'a hamdolsun. İkinci duamız böyle. Bu dua ile alakalı bir rivayet var. Rivayette buyuruluyor ki yemekten sonra bu duayı okuyan kişinin günahları bağışlanır. Geçmiş günahları bağışlanır. Böyle zaman zaman işaret ediyoruz. İnşallah sizleri rahatsız etmiyoruz. Şöyle diyelim, Cenab-ı Hak bütün bunları çok içten, çok yürekten, çok gönülden söylemeye muvaffak eylesin. Hakikaten bu dua, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek duası, mübarek kelimeleri potansiyel olarak günahlardan arınma gücünü kendisinde taşır. Ama bizim işte onu, o gücü kaldıracak şekilde çok içten, çok yürekten, im'an-ı nazarla, tam bir konsantrasyonla, tam bir şuurla söylememiz takdiriniz çok çok önem arz ediyor. Bir dua daha okuyalım ve orada kalalım müsaadenizle. Allahümme et'amte ve sekayte ve agneyte ve akneyte ve hedeyte ve ahyeyte felekel hamdu ala ma ataite. Allah'ım yedirdin, içirdin, başkalarına muhtaç bırakmadan bol bol verip hoşnut ettin. Hidayet ettin ve hayat bahşeyledin. Verdiğin bütün nimetlere karşılık hamd sadece sana mahsustur. Cenab-ı Hak hanelerimize bereket ihsan eylesin. Cenab-ı Hak sofralarımızı bereketlendirsin ve bizleri sağlık, sıhhat, afiyetle serfiraz kılsın.
Kıymetli dostlar, bir soru bir cevap faslımız ve daha sonra da bir duamız var. Böylece tamamlamış oluyoruz. Şöyle bir soruyla muhatap olduk. Duaları mutlaka Arapça olarak mı söylemeliyiz ya da okumalıyız? Kendi dilimizde mesela Türkçe olarak söylesek yahut okusak olmaz mı? Bu konuda birkaç cümle kurabilirim inşallah ama öncelikle bizi daha çok aydınlatacağını ümit ettiğim muhterem hocamızın birkaç cümlesine müracaat etmek istiyorum burada. Şöyle buyuruyor Hoca Efendi, okunan evrad-ı eskarın manalarını bilmek insana engin bir ruh haleti kazandırır, yakarış heyecanlarını tetikler, konsantrasyonun temin edilmesini sağlar ve dudaklardan dökülen kelimelerin dilden değil gönülden kopup gelmesine zemin hazırlar. Bu itibarla da keşke herkes okuduğunu anlasa. Az ilerisinde, birkaç satır ilerisinde, evet, dualardaki derin manaları his, akıl ve mantığımızla yakın takip alıp onlardan azami istifade etmemiz için Arapçayı anlamak ya da o virdlerin Türkçe meallerini okumak lüzumludur. Ve bu olsa çok iyi olur. Fakat o olmayınca duanın hiçbir fayda sağlamayacağını zannetmek de yanlıştır. Buradan hareketle o zaman biz de şöyle bir çözüm yolu üretebiliriz. Duaları okuduğu zaman, tabii bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dilinden dökülmüş, bereket taşıyan, nur taşıyan kelimeler. Bu kelimelerin yerini tutacak başka bir kelime yok. Dolayısıyla hani bu kelimeleri terk etmemeliyiz. Yani başta bunu ifade edelim. Zaten okuduğunda manasını bilenler için bir problem olmuyor, problem yok. Fakat okuduğunda manasını bilmeyenler ne yapabilirler? Önce okurlar, sonra manasını okurlar, tercümesini okurlar. Veya önce tercümesini okurlar, sonra Efendimizin duasının aslını okurlar. Böylece onlar da hem Efendimizin duasının aslından mahrum kalmamış olurlar, hem de o duayı anlayarak ne yapmış olurlar? Okurlar ve o şuurla, o konsantrasyonla Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmiş olurlar. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mübarek, bir güzel, çok güzel bir duasıyla bu bölümümüzü tamamlamış olalım. Allahümme inni es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke vel amelellezi yubelliguni hubbeke. Allahümme ceal hubbeke ahabbe ileyye min nefsi ve ehli ve minel ma'il baridi. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı dilerim. Allah'ım senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan, dünyanın en kıymetli, en değerli, en pahalı şeylerinden daha sevgili kıl. Amin ve salli ve sellim ala men erseltehu rahmeten lil alemin. Değerli dostlar, tekrar görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere Peygamber Efendimizin, sahabe ve büyük veli zatların salgın hastalık zamanlarındaki tavsiye ve duaları bir kitapta toplandı. Salgın Hastalıklar ve Dualar kitabı Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da.